canlandın. İşte budur. Öyle mutluyuz Aydın ki. Aydın çocuklar, tamam yeter bu kadar. Başım şişti canım. Ama Kulinna, biz bugün ne zamandır bekliyorduk biliyor musun sen? Bilmiyorum. Eğer nana gelmeseydi babam hoca da simgecici işle evlenecekti. Ve hepimizin hayatı kabusa dönecekti. İyi ki sen geldin nana, iyi ki. Canım. Sizi öyle çok seviyorum ki. Umarım her şey Türk filmi tadında sürer. Kulina, sen gerçek bir insan olmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek, bunu bilmiş ol. Biliyorum. Ya Kulina bırak da şurada iki sevinelim ya. Ay sevinin canım, ben bir şey mi dedim? Aa. Ne olursa olsun bizi bırakmayacağına söz verdin bana, öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi hiç bırakmayacağım. Sen insan olmayı daha çok beklersin Nana Hanım. Zamanı geldiğinde sen doğru oyuncaklar dünyasına. Ben de burada Şeni ile evlenip mutlu bir hayat süreceğim. Güzel. Of Nana, içim sıkılıyor burada benim. Oyuncaklar dünyası ve oyuncaklarım tehlikedeyken hiç rahat değilim. Haklısın ama şu anda en doğrusu burada olman. Of. Gücünü yeniden kazanmadan oyuncaklar için hiçbir şey yapamazsın Kulina. Ortada bir tane bile oyuncak kalmamış. Çocuklar, neden oyuncaklarınızla hiç oynamıyorsunuz? Artık oyuncakla oyuncak yaşı geçtik biz. Oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı Nana. Hem okuldaki arkadaşlarımızın hiçbiri oynamıyor artık. Yani. Hadi bakalım Petibörle, okula geç kalacaksınız. Kalmayız. Hem biz servise gitmiyoruz okula artık. Evet. Evimizin bütçesine katkı olsun diye otobüsle gidiyoruz. Çocuklar, babanız bunu duymasın. Hem çok üzülür hem de çok kızar. Hadi bakalım Petibörle. Az önce de söylediğim gibi okula geç kalacaksınız. Gıcık oluyorum şu mükerrere. Al benden de o kadar. Kendini bir şey sanıyor. Petibörler. Ne yap Petibörle, buradan postalamalıyız. Kesinlikle. Emre, ne yapıyorsun sen? Kalemim bitti. Senin çantandan bir kalem alıyorum. Ya hayır, bırak benim kalemlerimi. Ne olur kızım bir tane kalem versen. Zaten az param var, onda kaleme mi harcayayım? Bana ne, kalemlerine sahip çıksaydın oraya buraya atıyorsun, sonra da benden istiyorsun. Var ya, sen de az gıcık değilmişsin. Yeter artık çocuklar. Yağmur, o senin kardeşin. Biraz paylaşımcı olur musun? Lütfen. Al. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Sizi bacaksızlar. Demek niyetiniz beni evden postalamak değil mi? Ben yapacağımı bilirim ama. Sizi patates kafalar sileyim. Ya çocuklar, Mükerrer Hanım bana bir şey söyledi. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Ne söyledi babacığım? Okula birkaç gündür otobüsle gidip geliyormuşsunuz, öyle mi? Baba. Çocuklar, daha o kadar ölmedik. Bir daha kesinlikle duymayın. Okula servisle gidilip gelecek, anlaşıldı mı? Mükerrer Hanım, Makbul Sultan nasıl? Maşallah, çok iyi. Balını süt içirdim, uykuya daldı. Umarım hemen iyileşir. Bir çay daha getir bakalım kızım. Siz hiç merak etmeyin Hakan Bey. Makbule Hanım için ve çocuklar için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Aslında sizinle doğru dürüst maaş işini de konuşamadık. Buyurun. Ne demek efendim? Şimdi sırası mı? Ne demiştim? Siz de konuyu dert etmeyin. Bu huzurlu aile yuvası benim için bir kurtuluş oldu adeta. Beyimin ölümünden sonra çok iyi günler geçirdim. Yeni yeni geldim, toparlıyorum. İzin verin, burada çalışmaya devam edeyim. Ne demek? Ben sadece... Bu tatlı petibörlerimden nasıl ayrılırım ben? Evlilik öncesi Nana Hanım'ın da bir sürü telaşı olacak. İzin verin, bu garip de bir işe yarasın. Aman efendim, ne demek? Tuhaf. Sizin gibi insanlar kaldı mı yeryüzünde? Kalmamıştır. Ben de gökyüzünden düştüm zaten. Ay aman, ne şakacısınız. Ben de böyleyim işte. Şaka yapmayı çok severim. Şakalarıma
Hadi inanın bile günah. Şeri geldi herhalde. Okula gitme vakti ya. Şeri mi? Gel. Kızım dur dur. Ay. Dur ben bakarım. Ben bakarım. Sen rahatsız olma. Mahvetti ortalığı. Hulya Hanım neden kahvaltıya inmedi? Hazırlığı uzun sürüyor ya. Bonjour. Günaydın. Benim güzel kızım. Hoş geldin. Bebeğim. Yeter yapmayın artık. Kahvaltı ettin mi? Hadi bakalım. Sen geç tattım şöyle. Birazdan herkes gidince ben seninle ilgileneceğim. Peti peti peti. Maşallah maşallah. Ha, demek benden kurtulmak istiyorsunuz ha? Alın bakalım. Sizi birbirinize düşüreyim de görün. Yumurta kafalar ne olacak? İki kardeş birbirinize düşman olun da benim de işlerim kolaylansın. Zaten bu kardeşlik muhabbetinden nefret ederim. Şeri, dans yarışması ne zaman başlıyor? 3 hafta kaldı. Ben de bu sürede ancak hazırlanırım. Aslında iyi oldu. Daha bir partnerim bile yok. Seni televizyonda izleyeceğiz değil mi Şeri? İnşallah. En büyük hayalim bu zaten. Alın bakalım sibuple. Emre, bunların senin çantanda ne işi var? Ne bileyim ben kızım. Ben bilecek değilim herhalde. Kendi malına sahip çıkamıyorsun, sonra da benimkilere göz koyuyorsun. Ya hiç de değil. Bunları buraya ben koymadım. Babam mı koydu? Aa Yağmur. Düzgün konuş. Çocuklar ne oluyor burada? Gıcıksın sen kızım. Emre. Şş, çocuklar yeter artık. Hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Ah bu çocuklar öyle şekerler ki insan kızamıyor. Hoşça kal. İyi işler. Ben bir makbuşa bakıp iniyorum. Ah, keyfine bak. Sağlığı benim sayemde çok iyi ama değil mi? İyi. güzel kızım.